topu. Zangoş doğru söylüyor Bedri Bey. Topu ben attım. Yusuf Hoca? Evet efendim, maalesef benim. Ana! Niyazi Hoca! Burada. Epes yani. E yok yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Belli oluyor yani. Kapa çeneni, psikopat herif. Ya babacığım, bizim dersimiz zaten beden eğitimi değil miydi? Fakat beden eğitimi öğretmenimiz geçen hafta firar etti. E'si, biz de mecburen kendi bedenimizi kendimiz eğitiyoruz Bedriciğim. Ne kadar komik. Güleyim bari. Lan pisko, ne? Aynı götüme döktün lan. Hadi ya. Kulağına kaşık sokalım, anca ödeşiriz. Çorba kaşığı mı? Fark etmez. Çay kaşığı da olur. Bilmem. Girer mi ki lan? Girer. Saçmalamayın lan. Psikopat mıyız biz? Değil miyiz ya? Değil miyiz? Gelin, gelin. Arkadaşlar, bir insan evladına bundan daha kreatif bir pislik yapılamaz herhalde lan. Aferin lan psiko. Bu işi iyi hallettin ha. Ayıpsın. Bu asitin laboratuvardan araklayana kadar imanım gevşedi. Gevredi. Efendim? Gevredi, gevredi. Efendim? Ya yok bir şey değil. Dur. Ne dur? Ya babamın kıçı yanarsa, ya pişik olursa deve? Olmaz, merak etme. Bu asit sadece kumaşa zarar veriyor. Şaka şaka. Dur! Lan gene ne oldu lan? Psiko, ben dökeyim mi lan? Benim için önemli! Ne demek? İntikam için yemin ettim psiko! Al dök. Sağ ol. Dur! Ne oldu? Bakalım duracak mısınız diye merak ettim Kenan abi. İçine şunu. Oğlum ben onu öldürürüm. Dökün lan, yakalanacağız. Abi. Artık ölsem de gam yemem. Deli Bedir geliyor desem ya. Deli Bedir geliyor desem ya. Oğlum ne desem ya desem. Adam gibi konuşsana lan. Geliyor mu gelmiyor mu? Ekmek Musaf çarpsın ki geliyor ya. Eyvallah. Arkadaşlar kaçın, sıçtık. Gel bakalım Camgöz Hüseyin. Bu alacağın benden son haraç olacak. Tabii, asillere tabii öyle bir ceza vermişsin ki cam kırmayı bırak, pencereden bakmaya bile cesaret edemeyecekler. Vallahi ne diyeyim? Senden korkulur Bedri abi. Herhalde. Heybeden bize Deli Bedri dememişler. 150. Al bakalım. Bereket versin. Haram zıkkım olsun. Saydık ulan, bir daha sayma. Ercüment abi! Ercüment abi! Ne var lan, ne bağırıyorsun oğlum? Geliyor, geliyor, seninki dermişim. İnersem dövermişim. Oğlum bak, adam gibi konuş. Yemin ediyorum öldürürüm bak seni Sebastian. Geliyor mu gelmiyor mu lan? Geliyor abi, vallahi geliyor. Hem de efil efil. Millet! Koşun koşun, babam geliyor. Aferin ulan dazlaklar. Sayenizde okul biraz eğlenmiş oldu. Şu hallerine bir bak. Bir de pişkin pişkin gülüyorlar. Ben onların yerinde olsam intiharın eşiğine gelmiştim. Vatanı koruyacağız. Daha ne istiyorsun? Ne güzel işte. Öyle değil mi asker abi? Affedersiniz. Beniz yüzbaşı mı? Şafak Kaç asker ağa. Oğlum bu niye konuşmuyorsunuz? Adınız Aziz. Geç hemşerim, geç 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 geç. Hadi bakayım. Şimdi takılın peşime, hadi bakalım. Arkadaşlar, hayatta iki şey çok önemlidir. Bir ana kucağı, iki asker ocağı. Dua edin tatil köyü gibi bir mekana geldiniz. Ya psiko bir sus, Allah'ını seversen sus ya. Acaba bu palas kolayına falan gireceğiz mi baba? Al sana palaska. Vay. Peki kasatura falan veriyor musunuz? Yok, elektrikli destere de alacak, isterim. Bak şimdi. Üşüyen lan!
yorulandan ve uyuyandan nefret ederim. Çocuk orijinal bir manyak. Aferin. Efendim? Ne efendim, aferin. Bu askerlik bitmez abicim, ben size söyleyeyim. İnşallah. Sen de kendini iyice bozdun ha psiko. Bir mahsuru mu var? Yok estağfurullah abi. Hani ben durumu fazla ciddiye aldın ya, o bakımdan yani. Askerlik ciddi bir olaydır oğlum. Ne askerliği oğlum, ne askerliği ya? Ya babam binbaşı ayaklarını ağzımızda suçuyor, haberiniz yok ya. Sen de kapa çeneni, çan 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 çan. Çıkartacağım çay kaşığını sonunda ha. Ne yapıyorduk nişan alırken? Göz, göz, arpacık komutanım! Aferin, sen! Ben değilim. Sen değil, sen! Gel buraya! Neymiş? Göz, göz, arpacık! Aşağıda otur. Niye böyle kaldırmıyor mu? Niye böyle tutulmaz mı komutanım? Hayır çocuğum, öyle tutulmaz. Evladım, gene ne yapıyorsun bu tarafa doğru? Çevir. İndireyim mi komutanım? Bırak o silahı psiko! Psikoya dokunma Kenan! Sen bu işe karışma Batkap! Ses karışmayın! Bu tarafa doğru duracaksın! Baba, sen de yat bence. Semir abis, giriyorsun. Kapa çeneni yavrucuğum. Başlatacağım babandan. Evladım, sen de indir bakayım şunu. Hadi indir bakayım, indirebiliyor musun? İndir. Heh, sakın basma tetiğe, tamam mı? Bu tetiğe mi? Baba! Ah! At! Yavaş be oğlum ya, yavaş ya. Lan kendinizi de yaktınız, bizi de yaktınız be. Halbuki şurada ne güzel vurdulu kırdılı askerlik yapıyorduk. Anasını satayım. Hadi. Bunun durumu malum. Peki siz görmediniz mi kapıda eşek kadar cephanelik yazıyor ha? Hakikaten salakmışsınız ha. Ruhi, bir susacak mısın abicim sen? Allah'ım dayanamayacağım ben artık ya. Dur lan sakin ol. Fazla bir şey kalmadı zaten. Dur bir dur. Dur. Aşçı başının selam var beyler. Yeter artık lan. Yeter lan, bıktım lan ben. Bu ne lan bu? Dur Ercü, oğlum sakin ol, dur. Tamam, tamam. Dur, bitti sayılır zaten, hadi. Nereye bitti lan, nereye bitti? Siz ne diyorsunuz lan? Patates diyor. Allah abi, Ercü! Ercü! Bıçak! Lütfen abi, sakin ol. Askerliğimizi yakacaksın, bak. Biraz önce gördün, binbaşı buralarda dolaşıyor. Abicim, ne askerliği? Sen neden bahsediyorsun? Askerlik diye bir şey yok oğlum, sen ne diyorsun? Bak, oğlum o gezen binbaşı benim babam, öpöz babam oğlum. Bak, bir korun pekmezine akar bak, tamam, ha! Tamam, sakin ol. Sakin ol. Dokunmayın lan bana. Çekil lan elinizi ayağınıza. Sakin. Elinizi çekil lan! Çekil lan sen bile. Dokunmayın lan bana. Anam avradım olsun, bunu görüyorsunuz değil mi? Bak, yemin ediyorum, bak kafanıza geçirir, öldürürüm bunu ha. Evet. Sakın arkamdan gelmeyeceksiniz lan benim, tamam mı lan? Tamam, tamam Ercü, sakin ol. Aslanım da, sen nereye gidiyorsun manyak? Nereye mi gidiyorum? Gel buraya gel. Eve! Anam, anam, anam. Nereye gideceğim lan manyak? Kendini mi öldürtüreceğim lan? Tamam, tamam. Ercü, sakın arkamdan gelme lan. Sakın lan, sakın lan! Sakın! Yemek adın Arzu. Evet komutanım. Peki, şu şarkıyı biliyor musun? Abinim, Arzu kızım. Abinim, Arzu kızım, Arzu kızım. Kaç! İzin almadan gülme. Bir asker komutanına asla gülmez. Ama komutanımız şaka yaptı komutanım. Olabilir. Yine de izin almadan gülme. Bağırma kızcağız lan. Vur bakayım bana. Efendim? Vur. Bak, bileği böyle tutup çevirdin mi çıt diye kırılır. Ay! Ne oldu? Ay. Canım acıdı. Yok öyle askerlikte canım acıdı, manım acıdı falan. Numan Uslu. Burada. Hakkari Çukurca. Oh be! Askerlik şimdi başlıyor oğlum. Dur be oğlum ya. Sevindiğin şeye bak be. Benim... Ne yaptınız Kamil Bey'e? He? Sorma babacığım. Dün gece intihar ediyordu. Son anda kurtardık kendisini. Sen konuşma. Sen konuşma. Yalan konuşursun. Et beni. Gözüm ya. Gördüm adamı. Düpedüz Luna Park yeşiline çevirmişsiniz. Tamam işte Bedriciğim. İlaçları değiştirdik ondan. Yoksa şimdi helvasını yiyorduk arkadaşım. Sen aç da kıçının çatalıyla alay et. Süt tanısı. Bu da senin kısmetinmiş Çiyan. Sık, sık. Bayılırım.
Bu fıs fıs pahalıya gelmiyor mu Bedir Bey? Bunların fişe takılan tabletlerinden var, daha ucuz olur. Of ya, gene mi Japon yemeği Allah sen? Yor yor yor, namete nakıza gider o da. Eyvah, dinirlendi galiba bu. Ya işte önce ne oluyor bak? Korkma be oğlum, bu Japonlar böyledir. Sinirli gibi konuşurlar. Tabii canım, sen şimdi onu küfür falan ediyor sanırsın. Halbuki o şiir miyir okuyordur lavuk. Bari bakalım seni. Sıptara. Oz. Şimdi ne dedin mesela? Afiyet olsun, mafiyet olsun. Boş! Başını ye inşallah. Yine mi ya? Niye korkmadın ya? Ne korkacağım ya? Çöktük ya. Hoş. Allah Allah. Bu çocuk tam bir Mongol he. Sen şimdi bizim sana kaç saksı borcumuz var onu söyle. 12.8 abi. Ne? O kadar oldu mu ya? 208 mi? Yok abi 12.8. Tamam 2. Sen demedin İsmail. Şimdi bak sen bize o siparişleri gönderdin mi kardeşim? Ha şahane. Bu hafta sonu sen açık görüşe gel, tamam mı? Sana bütün hesabı kapatalım. Tamam, oldu. Bu iş bitti. Öptüm İsmail'im. Bak, öbür hatta bekleyen var, tamam mı? Hadi kardeşim, hadi görüşürüz. Alo, heh, bağırma be, bağırma be. Ne? Şişt, hareket et. Kapıyı aç lan. Tamam abi. Neyse. Telefona niye bakmıyorsunuz oğlum? Ne oldu lan köstebekler? Ay sıçacağım köstebeğine de tüneline de be abi. Ne oldu abi? Sen niye kapıyı kapatıyorsun oğlum? Ölüyorduk lan havasızlıktan. Ne iş yapacağız? Ne iş mi yapacağız? Oğlum adam gibi çalışacağız. Zaten şaşkınlığa aptan yararlandık çıktık. Arkadaşlar bu işin şakası yok. Artık katakulli işler bitti. Geri çekilin beyler. İyi günler. Biz Tekin Bey'le görüşecektik. Tekin Bey dışarıda var. Hadi arkadaşlar. Arkadaşım, biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Kendisiyle görüşmeye geldik. Hadi beyler, zor kullanma. Kardeş, o elini ayağını indir, senin o elini ayağını kırarım. Şşşt, tamam, oğlum. Şşşt, arkadaşım ha. Kör kök yapma lan. Kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundu. İsim vermek yok dedik be kardeşim. Ne salak adamsın sen Kamil? Sen de isim vererek konuşuyorsun Murat. Tamam uzatma tezcan. Paraları toplayın. Kimse kımıldamasın dedim. Kalk 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 kalk. Amca kasa nerede kasa? Bu kasa bayıldı. Ya Kamil oğlum, baban yaşındaki adama bağırılır mı lan? Böyle mi banka söylüyor? Bacım, kasa nerede? Lan kasa nerede? Delirtmeyin beni! Şurada! Yürü! Minnih bir alamete, gede yoz kıyamete. Merhaba. Bak hep böyle kalabalık mı oluyor? Alo. Neredesiniz oğlum? Hı? Tamam tamam. Kapat. Gerizekalı. Murat'ım. Efendim abi? Bizimkiler kasada kapalı kalmış. Bir zahmet açıver onları. Tamam abi, tamam. Ben şimdi geliyorum. Tamam tamam geldim, panik yapmayın lan. Şifreyi söyleyin. Ne? Yavaş yavaş. Evet.
8-2. Ya oğlum maskenizi kapatsanıza be. Ya ne salak adamsınız siz ya. Oğlum ben içeri girdim. Bu salak da girdi. Sonra kapı kendiliğinden kapandı, iyi mi? Ne olmuş? Vurma mı lazımdı? Ya hadi lazım. Hadi çıkalım bir an eve. Hadi. Ya siz paraları almadınız mı? Aa, paraları almayı unuttuk bak. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Alın şunu, alın çabuk. Hadi, hadi ya çabuk. Allah, kusura bak. Come on, dude, boys. Bak kazan. Gene ne oldu lan? Stop it. Hayda. Bas! Bas Fethi! Bas! Girdim ben seni! Bas! Alo! Salih abi! Benim! Ben Bahattin abi! Abi sana bir şey soracaktık. Bu pasaport işlemlerini siz hallettiniz mi? Hallettiniz. Süpersin abi! Abi Tolga'nın işi tamamdır. Gidiyorsunuz abi! Abi siz bir saate kadar havaalanında olun. Biz de geleceğiz. Evet! Evet abi şu anda anlatamam. Yoldayım. Onların da sana selamı var. Aleykümselam. Görüşürüz Salih abi. Sevindi adamcağız ya. Sevindi ya. Mindik bir alamete, gegeyoz kıyamete. Polis! Eli arabada hemen çıkın! İnan. Babalar, bunlar sahte polis çıktı. Silaha bak, su silahı. Ne diyorsun ya? Lan harbiden bu memleketin çivisi çıkmış, iyi mi? Ya oğlum, abi, lavuk camı da kapattı, ne yapacağız şimdi? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Tansiyonum çok yükseldi. Aman abi. Aman. Murat. Tezcan. Siz çatıdan girmeyecek miydiniz? Zeki, ha? Abi soru sorma be. Ha? Soru sorma be abi. Zaten bu herifler ben çıldırdım. Geçmiş olsun abi. Verirken öp. Hayır, bak. Zeki, ha? Sen nereden girdin abi? Yangın merdiveninden. Yangın merdiveni. Evet, biz biraz zorlandık. Böyle çatırmadan atladık, zıpladık, dolandık. Anlıyorum. Neyse, tamam hadi uzatmayın. Beyler, beni takip edin. Hadi, hadi. Hadi. Ya oğlum,
Ne tıslayıp duruyorsun lan kulağımın dibinde? Allah Allah, hiçbir şey duymuyorum. Yok, geç. Ben de kötü almıyorum, tamam. Alma baba. Ulan, belki açık unutmuşlardır. Ne? Kasayı. Ha, aha bak açık. Hoş bir var. Ay, çabuk, ha, çabuk, çabuk. Hadi, hadi. Devam et. Oldu be, oldu be. Zeki, devam. Devam. Alo, alo. Alo Salih abi. Abi benim Bahattin. Abi uyandırmadım ya, özür dilerim. Abi şimdi sen hazırlan. Ha? Hani bizim bir arkadaş vardı ya. O şerefsiz olan. Evet, insafa geldi. Tamamdır abi, bu sefer kesin. Şimdi sen Tolga'yı al, havaalanına doğru git. Biz de bir saate kadar. Bir saat abi. Bir saate kadar oradayız. Oldu. Abi onların da sana selam var. Tamam abi. Ben de öptüm. Hadi abi dikkatli ol. Sevindi lan adam biraz. Kim sevinmez abi ya. Abi ya. O ne lan? Bas, bas. Zeki bas. Ne oluyor lan? Zeki bas. Ne oldu? Oğlum polis bas. Zeki bas. Bas, bas! Harbi mi? Ben miyim? Oğlum! Sen bana mı koyuyorsun? Ne yapıyorsun lan? Oğlum yavaş lan, tanker var! Yavaş! Abi! Televizyonum düştü Zeki bas. Abi neredesin? Ha, yoldasın. Tamam abi biz biraz gecikeceğiz abi. Ha biraz trafik var. Ha, sen merak etme diye aradım abi. Tamam. Ha? Tamam onların da sana selamı var. Ne oldu lan? Ne bileyim abi. Benzin bitti herhalde. Oğlum şimdi ne yapacağız? Niye kontrol etmiyorsun benzini ya? Abi her çaldığım arabanın benzinini kontrol edemem ya. Allah Allah. Aha polisler de geliyor. Polis mi? Beyler bildiğim semt. Sakin olun. Koşun. Beyler zaten geciktik. Vaktimiz çok az. Hadi uzatmayalım. Şimdi unutmayın. İçeri girdiğinizde içerideki askerleri etkisiz çalışmaya hale kalır. Etkisiz kılmaya çalış. Etkisiz hale getiriyorsunuz. Kimse önceden hareket yapmasın. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi beyler kazanız bulgara çoksun. Size ne oldu böyle it bokana bulanmış gibi geldiniz? Bahattin abi petrolü bulduk. Allah Allah. Irak'ta. Bir sürü vana vardı tamam mı? Borulara oğlum, böyle... Bir sus. Bir sus. Bir sus lan. Ömrümüzü aldın lan bir sus. Bu salak gitti, yanlış vanayı açtı, petrol fışkırdı. Yanımızı zor kurtardık ya. Neden kabahat bende oluyormuş tezcan, he? Ya tamam, uzatmayın. Sonuçta vanayı açabildiniz mi? Yok be abi, o kadar çok vana var ki. Türkiye'nin vanası hangisiydi bulamadık. Hmm. Neyse, hallederiz, tamam. Telefon. Beyler Murat abi. Alo Murat, ne haber? Haberler mi? Televizyonda mı? Hangi kanalda? Tamam. Beyler, acil bir televizyon bulun. Haberlere çıkmışız. Buyurun. Tezcan da Hızır mıdır, psikopat mıdır anlamadım gitti ha. Ne Hızır abicim? Herif psikopatın önde gideni. Kamil, Zeki'nin yerine nöbetçi kulübesine sen geçiyorsun abicim. Niye abicim? Tezcan geçsin. Ulan herif hem psikopat diyorsun, hem nöbet tutsun diyorsun. Herif gelene gidene ateş ederse ne olacak Kamil? Bahattin haklı Kamil. Öyle herkes nöbet tutamaz. Bu iş senin işindir. Sağa yakışır. Okey abi.
O zaman sen tut Bahattin abi. Ben. Oğlum ben komutanım. Komutanlar nöbet tutar mı ki amilim? Yok ya. Nereden biri senin komutan olduğun? Aha işte komutan. Asker ayağa kalk. General. Emredin komutanım. Kamil, bundan sonra seni onbaşı yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun komutanım. Sen de sağ ol asker. Oğlum oğlum bir şey oldum lan ben. Şişt Vahattin. Esirlerin içinde kadından asker var lan. Ne ulan? Oyuncak bebek bulmuş gibi konuşuyorsun. Ha? Kadından asker olamaz mı? Allah var ama çok güzel bir kız lan. Olabilir teyzecan. Olabilir ama unutma ki onlar esir. Yani emanet. Lütfen kızımızı asılayım deme. Ne asılacağım be kardeşim? O bana asılır sonrasını bilemem ha. Onun sana asılmayacağı kesin, o zaman sorun yok. Ya Bahattin'cim bir aşk yaşanacaksa yaşanır. Sen bu taş kalbinle aşkın kaderin önüne geçemezsin birader. Doğru söylüyor. Aşk engel tanımaz. Can kardeşlerim, bırakın aşkı meşki ya. Biz bana işini ne yapacağız onu düşünelim. Kamil, yemeğin bittiyse babacığım bir zahmet zıplıyorsun kuleye. Ne kulesi abi? Lan ne kulesi olacak? Nöbet tutacaksın Kamil. Ne nöbet abi? Gece vakti. Hem bu saatten sonra kim gelecek? Allah Allah. Lan bu herif gerçekten salak ya. Lan esas gece nöbet tutulur Kamil. Beyler, size bir şey söylemem gerekiyor. Galiba bu kız bana asılıyor. Yani galiba değil, kesin asılıyor. Ya kalbim duracaktı neredeyse birader. Aferin ulan sana tezcan. Karizmanla ayıkladın kızı. Helal olsun sana. Belki sana öyle gelmiştir tezcan. Bahattinciğim, nazar etme ne olur. Çalış senin de olur birader. Kıskanmayalım kardeşler. Ben yüzüğü takayım, atarım size kartı Amerika'dan. Allah Allah. Manyağa bak. Ne kıskanacağım lan. Şimdi tezcanım, sen şu tabakları bir zahmet mutfağa götürüver. Tabii karizman çizilmezse. Çizilir tabii kardeşim. Siz yapın makaranızı. Son gülen iyi gülermiş. Dikkat! Hazır ol! Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın Bahattin? Ciddi ol asker. Düşmalan kertenes. Tezcan tamam da birader. Ciddi olalım, istifada yok. Arkadaşlar. Görev dağılımını yapıyorum. Er Recep Güçlü. Silah, bakım ve onarımdan sorumlusun. Marş marş. Tam istediğimi verdi bana. Emredersiniz komutanım. Sen Hamit Askabal. Sen Burak Öncü. Buyurun komutanım. Beslenme ve mutfaktan sorumlusunuz. Marş marş. Emredersiniz komutanım. Onbaşı Kamil. Emredin komutanım. Sen şu nöbetçi kulübesinde nöbet tutuyorsun. Şuraya. Şöyle. Orada işte. Emredersiniz komutanım. Tezcan Elibol. Efendim Bahattin. Bak yine bozdun. Oğlum sen niye bozuyorsun bunu ya? Kamil bak senin osturuğunu düğümlerim ha. Ya birader ne zaman bitiyor bu tiyatro? İşimiz gücümüz var da. Tezcan Elibol. Sen de esirlerden sorumlu askersin. Marş marş. Ha emredersin kardeş. Bahattin abi ben. Sen de insanlar arasında bağlantı kuruyorsun. Muhabbet. Koordinasyon yani. Ha? Koordinasyon. Hı. Hı. Merhaba asker. Sağ ol. Ya Bahattin bu sabah içtima yapmasak olmaz mı? Olmaz. Disiplin her şeydir tezcan. O da kendini iyice komutan sanmaya başladı ha. Tezcan bir şey mi dedin? Yok yok. Şey diyorum bu paça senden başka kimseye yakışmaz da. Yani kıyafet fırfır falan 10 numara. Tansiyon hastası ya. Bir tatsızlık çıkmasın diye yaptım. Evet. Arkadaşlar.
Tek atımlık mermimiz kalmadığı gibi galiba bu işin sonuna geldik. Şerefsizler her yeri bombaladı. Sen de bize bir iki bomba salladın. Tamam oğlum. Heyecanlandım yani, tamam mı? İçeriye birkaç tane yanlışlıkla bomba düşmüş olabilir. Ama biz kazandık. Kazandık da ne oldu oğlum? İçecek bir bardak suyumuz yok be. Buldum arkadaşlar. Bir kaset daha gönder oğlum. Taleplerimizi iletelim. Bir kamyon su, mermi, yiyecek, her şey istiyorum. Elimizde bu kadar esir varken mecbur gönderecekler. Doğru. Aferin lan. Zeki, sen abi kamerayı hazırla. Hemen kayda başla. Hadi. Tamam abi. Ezcan, sen güvenlik elemanlarını kontrol et. Siz ikiniz kameraları tespit edin. Anlaşıldı. Kamil, para akışını takip et. Nereden geliyor, nereye gidiyor? Okey Selim abi. Bahattin. Efendim abi. Özel odalarda ne kadar para dönüyor? Onu takip et. Tamamdır. Sebo. Buyur abi. Faruk Bey'e git. Yeni ortağınız oteli merak ediyor. Planları kapta gel. Okey abi. Hadi bakalım. Hepinize bol şans diliyorum. Sağ ol Selim. $500. Rest. Gördüm. Neyiniz var? Üç as. Dört kız. Allah bağışlasın. Ha düşüyor be, yine düşüyor bu. Tansiyon şişti abi, sen düştün. Ben biliyorum abi. Ben eşekim. Onu bilirim da kişinin ne edecek onu bilmiyorum. Gerçekten özür diliyorum Faruk Bey. Dediğim gibi danışmanımın eski şoförü. Tabii yabancı değil yani. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Bilge Hanım. İyi günler. Buyurun. Bir dakika, beş dakikanızı alabilir miyim acaba? Ben şey diyecektim. Ne diyecektiniz? Havuz ne taraftaydı acaba? Havuz mu? Burada işte. Görme. Ne güzel bir havuz değil mi? Tıpkı sizin gözleriniz gibi. Bilge Hanım. Aa, geçmiş olsun. Kafanıza ne oldu? Yeni imajım. Uçak güzel değil mi? Evet, güzel uçak. Tıpkı sizin gibi. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bilge Hanım, çok ciddiyim niyetimde. Niyetiniz mi ciddi? Evet, çok ciddiyim. Ben de ciddiyimdir. Anlamıştım zaten. Anlamıştım. Bakışlarınızdan, el kol hareketlerinizden. El kol hareketlerimden anladınız. Ben sizin de bana karşı boş olmadığınızı düşünüyorum. Anlamadım. Size karşı boş olmadığımı mı düşünüyorsunuz? Ben artık ileriyi düşünüyorum. İleriyi düşünüyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Mutluluklu bir evlilik. Kimle düşünüyorsunuz? Sizden başkasını düşünemedim bile. Bahattin miydi? Evet. Bakın Bahattin Bey, bir laf vardır. Davul bile dengi dengine çalarmış. Çalarmış, biliyorum. Ha, sizce aramızda herhangi bir denklik var mı bizim? Bence yok. Ya Allah aşkına. Ya bir kendinize bakın. Ha, bir de bana bakın.
Ya böyle bir beraberliği insanlığa nasıl açıklarız? Ha, en azından ben açıklayamam. O yüzden bence siz bu soruyu ne bana sormuş olun ne de ben bu teklifi almış olayım. Tamam mı Sebahattin Bey? Bahattin. Ya neyse Bahattin'se Bahattin. Tamam mı Bahattin Bey? Bilgi Hanım. Bilgi Hanım. Son bir kez söyleyebilir miyim? Müsaadenizle. Tuvalete gidebilir miyim? Acaba müsaade senin canım. Gönülden sevdim! Gönülden sevdim!